Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir video hoş geldiniz. Ee, videonun başlığından da anlayacağınız gibi e, ciddi manada e, çok sinirli cinnet geçirme hali bu olsa gerek. Öyle bir durumdayım. E, Marmaris'te yaşanan e, olay, bir kedi sokak kedisine tecavüz ediliyor. E, sonra kediyi bulan kişiler, kanlar içinde bulan kişiler veterinere götürüyorlar. Veterinerde müdahaleler yapılıyor ve maalesef ertesi gün sanırım kedi ölüyor. Bu haberi ben okuduğumda Bir saat önce falan okudum Yutkunmakta zorlanıyorum şu anda Küfür Gireceğim ya ana avrat falan edeceğim şimdi videoda ama Olmayacak size saygılıyım Nasıl ya ya nasıl bir hayvana nasıl tecavüz eder bir insan? Ben bunu benim beynim almıyor. Lütfen bana bunu açıklar mısınız? Bir sebep var mı? Hani insanlar cinnet geçiriyorlar, insanlar küfür ediyorlar, kavga ediyorlar. Bunları da hep karşıyız. Ama bir noktada hani anlarsın ya böyle çok stresten, parasızlıktan vesaire vesaire cinnet geçirdi, intihar etti. Ya da ne bileyim işte kendini yaktı... ...hani bu gibi şeylere... ...bir noktada hani... ...insan aklı, insan beyni tamam diyor... ...diyebiliyorsun yani... ...çok kötüydü durumu... ...kendini öldürdü falan da... ...ben bir hayvana... ...tecavüz etmenin... ...hiçbir ama... ...hiçbir... ...bakılabilecek, anlaşılabilecek bir yönü... ...olduğuna inanmıyorum... ...ve düşünemiyorum ya... Yani bir kediye tecavüz etmenin bana lütfen açıklayın mantığını. Ee, benim Barney yanımda hatta şu an görüyorsunuz. Ben Barney'i e, sahiplendiğimde Barney 9 yaşındaydı. Ee, Barney'nin tırnakları yok. Ee, tırnakları alınmış küçükken ve kısırlaştırılmış bir hayvan. Ee, ben Barney'i o şekilde aldım. Bana e, birkaç kişi e, YouTube videosunda ya da e-mailde e, yazdı. Yani bunun kötü bir şey olduğunu ve küfür kıyametle yazıldı aslında. Nasıl bir ülke yaşıyorsun Bilmem ne kedinin tırnaklarını almışlar bilmem ne diye. Kesinlikle haklısınız. Buna e, ben de destek veriyorum. Yani hayvanların doğasından almamalıyız onları. Kısırlaştırılmamalılar. Ya da tırnakları alınmamalı. Ancak Barney tamamen bir ev hayvanı. Sokağa hiç çıkmamış hayatı boyunca başka hayvanlarla hiç bir araya gelmemiş Bir kedi olduğu için ben onu aldım o Aldığım yerde e, iki aylık kediler de vardı böyle küçük minnoş Onları da Sahiplenebilirdim Ama benim ben onu Barney aldım çünkü Barney 9 yaşındaydı çünkü geri kalan e, Hayatı 5 ile 10 yıl arasında çünkü kediler en fazla 20 yaşına kadar falan yaşıyorlar Ben onu aldım ve ona çünkü onu korudum, onu kurtarmak istediğim için, ee, yoksa kendimi düşündüğüm için falan değil. Çünkü benim bahçem yok, onun sokağa çıkabileceği bir yer yok falan filan diye. Çok buna girmek istemiyorum şimdi. Ancak şunu söyleyeyim, ee, ben işten eve geldiğim zaman bu hayvan, benim ayaklarımı uzattığım bir yer var mesela, televizyon izlerken oraya oturmak istiyor. Ben ayaklarımı çekiyorum, ayaklarımı uzatacağım yeri ona veriyorum. Düşünün yani. Hani bunun yanında Marmaris'te o... bir kediye nasıl tecavüz edersin ya? Nasıl yani? Anladın mı? Ne düşünüyorsun o anda yani? O andaki mantığın beynin nedir yani? Bu mu? Türkiye'de ulan Türkiye'de adım başı atsan sokaktaki herkese sorsan o, biz Müslümanız din Allah kitap kardeşlik dini, sevgi dini değil mi? Adım başı yani Türkiye'de var mı Müslüman olmayan bir insan? Hani lafta var mı anlamında söylüyorum. Herkes kardeş, herkes değil mi? Müthiş herkes birbirini seviyor, herkes seviyor hayvanları, insanları. Oğlum kediye nasıl tecavüz edersiniz ya? Ulan ne yaptı o hayvan sana? Yani büyük ihtimalle sen hayvana böyle pis pis yaptın. Elinde mama vardı bilmem ne. Gel dedin. Yanına geldi. Ne yapsın? Geldi yani hani. Tuttun tecavüz ettin hayvana ve öldü o hayvan yani şu anda. Sinirlerim bozuk. Gerçekten sinirlerim bozuk. O kişi kimse var. Mesela bak şu an o kişi burada olsaydı ben büyük ihtimalle o kişiyi öldürürdüm. Ve çünkü cinnet geçiriyorum yani. Ve sebebim var ve haklı olduğuma inanıyorum. İşte burada adam öldürürsün ya. Çok yazık yani bu dünya bizim değil arkadaşlar sadece bize ait değil bu dünya ki hayvanlar insanlardan önce varlar bence ağaçlar bütün doğa kuşlar bilmem ne insandan önce vardı biz onların dünyasına geldik ve biz onları e, alıştırdık trafiğe insanlara onlar da şu an insanların arasında yaşamaya alıştılar güveniyorlar yani sokaktaki bir kedi e, bizim yanımızda yürürken insanlara güveniyor. Ya biz ne yaptık? Ya da o kişi ne yaptı? O hayvanı aldı, tecavüz etti ve öldürdü yani. Bugün bambaşka bir vlog yapacaktım. Sokakta bilmem hatta başladım vlog çekmeye ama bu haberi okuduktan sonra yok yani hani kanım don dondu şu anda. Benim kelimenin bittiği nokta burası. Hiçbir şey anlatamıyorum. Hiçbir şey konuşamıyorum. Barney. Ben seni çok seviyorum. Hı? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Affedersiniz yani çok sinirliyim. Böyle bir video oldu ve bütün doğal halimi yansıtıyorsam eğer ben sizlere bunu da yansıtmalıydım öyle yani görüşmek üzere bye bye